Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karayla TNT Geometri konu anlatımı kampında 27. haftanın ikinci videosundayız. Ne anlatacağız? Katı cisimlerde yani prizmalarda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dik prizmalar kısmını anlatacağız size. Evet kitabımızda sayfa numarası 247, 248 ve 249'un sol tarafını çözeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Dik prizmalar dediğimiz şeyi önce bir tanıyalım. Neymiş? Tabanları herhangi bir çokgensel bölge taban tavan tabanları derken taban ve tavanı alıyoruz. Yan yüzeyleri de dikdörtgensel bölüyo olan cisimlere dik prizma adını veriyoruz. Dik prizmaların eği de var ama müfredat dışı biz sadece ve sadece dik prizmalarla uğraşacağız. Yani o zaman dik prizmalar nasılmış? Yan yüzeyleri dikdörtgensel bölge olacak ve tabanları da herhangi bir çokgensel bölge olacak. Yani tabana ve tavana o dikdörtgenler yan yüzeydeki dikdörtgenler dik olacak. Eği olmayacak tamam mı? Yani mesela şu üçgen dik prizma. Tabanı üçgense isimleri böyle tabanlarına göre isimlendirilir. Üçgen dik prizma taban ve taban aynı, yan yüzeylerde dikdörtgen. Ya da beşgen dik prizma tabanı beşgense beşgen dik prizma olarak, tabanı da altıgense altıgen dik prizma olarak adlandırılıyor bunlar. Evet, prizmalar bu şekilde arkadaşlar. Bir de bunların açılımı var. Mesela bunun bir kartondan yapıldığını düşün. Açılımı. Yan yüzeylerde kaç tane dikdörtgen var? Tabanına göre 3 tane. Tabanına göre. Tabandaki sayı kadar olacak. 3 tane dikdörtgeni yan yana çizersin. 2 tane de taban ve tavan üçgenleri de buraya çizersin. Olay biter. ha Şuraya da çizebilirsin. Birini şuraya birini şuraya da çizebilirsin. Fark etmez. Hatta beşgen. 5 Beş tane dikdörtgeni koyarsın yan yana. 2 tane de beşgen kapağı koyarsın. Bitti. Altıgen. alt tane dikdörtgen. Bir de altıgenleri böyle alt koyduğun zaman istediğin yere koyabilirsin. Hiç fark etmez. Bir de hocam açılımları bunun bu şekilde mi? Açılımlar da bizim için çok önemli. Yok, bu şekilde olmayabilir. Mesela ben şöyle çizdim. Üçgene göre açılım yapacağım. İlk önce tabanı açtım. Sonra dikdörtgenleri şöyle koyabiliriz arkadaşlar. Bir dikdörtgen buraya, bir dikdörtgen buraya, bir dikdörtgeni buraya koyabiliriz. Farklı açılımlarda olabilir. Mesela ben üçgene göre açtım. Üçgen sabit kalsın. Zemin burası olsun. Dikdörtgenleri yatır. E tepedeki üçgen de kestiğin yere bağlı. Ya buraya koyabilirsin böyle. Ya bunun altına koyabilirsin ya da buraya koyabilirsin kardeşim. Böyle bir açılım da olabilir. Yalnız burada harflere de dikkat etmek lazım. Mesela şuradaki açılımda A burada şöyle sağına açıyoruz. Mesela bunu sağına açtık bunu da sonuna açtık ya. B bu sağına gelecek C de sonuna gelecek. Mesela burada hocam burası A, B, C ise. E tamam dikdörtgenleri böyle açtık. Şurası haşken haş. Sonra B nerede? Şuradaki dikdörtgenden dolayı B burasında. Sonra A neresinde yapışıyor? Şunu kaldırıp şurası mı A ile yapışıyor? biraz hayal etmemiz lazım. Bunu yukarı doğru kaldırdığın zaman şu kenarla bu kenar çakışıyor. Yani burası A burası da C olmak zorunda diyebilirsin arkadaşım. Tamam. Beşgende de öyle. İlk önce beşgeni çizersin böyle. Bak beşgeni çizdik böyle mesela. Sonra dikdörtgenleri böyle koyarsın. Şöyle koyarsın. Şöyle koyarsın. Şöyle koyarsın. Ve şöyle koyarsın. Koyduktan sonra bir de beşgen şuraya çizebilirsin mesela. Şöyle bir beşgen çizdim böyle. Al. İkinci açılım da işte bu. Bu şekilde. Ya da bu şekilde dikdörtgenleri açtın. Hocam A burada. Sonra B, C. B, C. Bak sonra E, D. Şu şekilde E, D'de. Tabi A'ya bitişik olan E. Sonraki de D şeklinde gelecek şekilde. Açılımlarında nasıl açıldığını da bil. A farklı açılımlarda gelebilir. Kesime göre değişiyor. Hani karton gibi düşünecek olursan oradan yüzden oradaki kesime göre değişiyor ama en fazla karşılaştığımız açılım bu. Ya yüzeyler böyle açılıyor. Taban ve taban da üste konuluyor bu şekilde. Altıgende de böyle. Altıgen dik prizma tabanı altıgen yüksekliği haş, Alt tane dikdörtgen altıgenleri de buraya koydun. Olay bitti kardeşim. Tamam tanıdık mı şimdi bunu? Tanıdık. E şimdi burada dik prizmaların alanından ve hacminden bahsedelim. Aslında arkadaşlar en basit kısmı. Bunu bütün her yerde kullanacağız. Bütün prizmalarda kullanacağız. Taban alanları. Öncelikle tabanına göre adlandırılıyor demiştik ya. Mesela burada taban alanları derken taban ve tavandan bahsediyoruz. Tamam mı? Tabanı 3 üç üçgenin alanını bulacaksın. 5 kese 5 alanını bulamayız ama e, en azından böyle alan soracakları zaman bunu sormazlar. Ya da 5 genin alanını verirler. 5 genin alanını sonra e, taban alanlarını bulacağız. Taban alanları derken iki tane altıgenin genin alanını diyeceğiz. Ve tüm alan bulurken de ne yapacağız? Tüm alan bulurken taban alanı artı yan alan. Bak taban alanı artı yan alan. Çünkü niye? Hocam prizmaya baktığımız zaman Tabanlar var bir de yanal alanlar var. E taban mesela üçgen dik prizmada. iki tane üçgenin alanı dersin. Artı yanal alanda dikdörtgenlerin alanı dersin. Dikdörtgende de arkadaşlar bu yanalı, yanalı yüzler hep dikdörtgen ya. Şu üç tane dikdörtgenin alanı. A çarpı H, B çarpı H ve C çarpı H olmaz mı? Evet. Şurası da C çarpı H yapıyor mesela. Bunları böyle şey yapabiliriz. Ama ben sana şunu söyleyeyim. Alan bulunurken tamam eyvallah taban alanları artı taban alanlarını eski bilgilerle bulacaksın. Yanal alanda ne oluyormuş? Tek tek gözünle de bakabilirsin. AH, BH, CH ya da şuraya geldin. İşte AH, BH, CH, DH, EH şeklinde çıkar. Ya da altgende AH, BH, CH, DH, EH ve bir de FH şeklinde çıkar. Ama bu daha kolay yok mu? Var ve bunu bil. Yanal alan taban çevresi çarpı yüksekliktir. Çünkü yan tarafa bakacak olursak hep böyle yana geliyorum ama dikkat edin yan tarafa açtıktan sonra 3 tane dikdörtgeni böyle koyarsam A burada B burada C de burada değil mi? Evet 3 tane dikdörtgende bak burası A artı B artı C yapıyor burası da yükseklik yapıyor. A artı B artı C dediğimiz yan yüz e, şey değil mi? Taban çevresi değil mi? Evet alttakinde bak taban çevresi. Bir alttakinde bak altıgende de A artı B artı C artı D artı E artı F var. İşte burası taban çevresi olduğu için biz yanal alan al istenilirken şurayı bulacağız ya. Hocam direkt dikdörtgenlerin ayrı ayrı alanlarını toplayayım yazayım diyebilirsin tabii ki ama bence bunu bil. Taban çevresi çarpı yükseklik kardeşim bitti. Yani alan dediğimizde şey neymiş? Taban alanlarını eski bilgilerle bulacaksın. Yanal alanda tek tek dikdörtgenleri bulabilirsin ya da taban çevresi çarpı yükseklik olarak bilebilirsin. Bence bunu bil. Zaten bu katı cisimlerde daha doğrusu prizmalarda ya da katı cisimlerin hepsinde iki tane şey var arkadaşlar. Bir alan sorulur, iki hacim sorulur. Hacim kısmı da çok basit. Hacim kısmı da taban alanı çarpı yüksekliği işte kardeşim. Bitti. Bütün her yerde bununla karşılaşacağız. Bak bu kısım var. Piramitte de var, şeyde de var ama piramitte ucu sivri olanlarda bölü 3 diyeceğiz. O zaman geldiğimiz zaman bunu söyleyeceğiz zaten. Alan dediğimiz şey çok basit. Taban alanları artı yan alan. Taban çevresi çarpı yükseklik de yan alan yapıyor. Hacim de neymiş? Taban alan çarpı yükseklik. Taban alanını bulurken ne yapacaksın? Üçgen bilgisi mesela. Üçgensi üçgen bilgisi. Tabanı beşgense beşgen bilgisinden taban alanını bulacaksın. Ya da altıgense altıgen bilgisinden bulacaksın. Taban alanı çarpı yükseklik deyip olayı bitireceksin. Burada da mesela eşkenar üçgen dik prizmadan bahsetmişiz. Eşkenar üçgen dik prizmaysa. A A A. Hocam bunun alanı nedir? Taban alanları. 2 tane A kare kök 3 bölü 4 yok mu? Var. Bunu yazdık daha sonra. Yanal alan nedir? Taban çevresi. Yani 3A çarpı H. Yanal alan bu yapar kardeşim. Alan da tüm alanda bu ikisinin toplamı. Hacmi ne yapar? Taban alanı. A kare kök 3 bölü 4. Değil mi? Bu yanlış yazılmış ya. Niye böyle yazılmış? A kare kök 3 bölü 4. Bu ne? Ha bu yanal alanmış. Tamam. Yanal alanın devamı. Hani formülize etmişler ama formül olarak ezberleme. Önemli olan bu taban alanı artı yan alan şeklinde gidin. Hacme gelecek olursak hacimde nedir? Taban alanı çarpı yükseklik. A kare 3 bölü 4 değil mi? Evet. A kare 3 bölü 4 çarpı h olarak bulunur. Ama bunu ezberleyeceğiz mi? Ezberlemeyeceğiz. Çünkü gerçekten şu iki bilgi çok önemli. Alan dediğimiz şey tekrarlıyorum ama aklınızda kalsın diye. Taban alanları artı yan alan. Taban alanları eski bilgilerden bulunuyor. Yan alanda taban çevresi çarpı yükseklik. büyük dikdörtgen oluştuğu için Hacim de taban alanı çarpı yükseklik. Bitti kardeşim. Olay bu. Bakalım soruların nasıl gelecek. Hemen şöyle bir soru. Şekildeki düzgün beşgen dik prizmanın yan alanı nedir? Hocam bu düzgün beşgen dediği için her bir kenar 3 değil mi? Evet. Taban çevresi çarpı yükseklikti. Taban çevresi 3'ten kaç tane var? 5 tane var. Taban çevresi kaç yapıyor? 15. Yüksekliğim kaç? 5. Cevap kaç yapar o zaman? 75 yapar. Bitti gitti. Örnek 1 75. Geldik örnek 2'ye. Şekildeki dik üçgen prizmanın yan alanını ve hacmini bulunuz. Hadi bakalım. Yan alan ve hacmi. Arkadaş 6 burası verilmiş. 8 burası üst tarafta aynı üçgen değil mi? Tabanı ve tavanı aynı üçgen. 8, 6, 8, 10 üçgeninden 10 çıktı burası. Hatta alt tarafta da üçgenimiz o. 6, 8, 10. Şimdi ne diyor? Yanal alan. Yanal alan dediğimiz taban çevresi çarpı yükseklikte. E taban çevresi belli. 6 8 10'un toplamı kaç 24 çarpı yükseklik yani ondan 240'a eşit oldu. Evet bu nedir arkadaşlar dik üçgenin alanını ve hacmini bulunuz demiş. Bu yan alan tabii ki arkadaş yan alan taban alanı nedir peki yan alan soruyor zannettim ben. Taban alanında hocam bu üçgenler iki tane yok mu var. Taban alanda 6 çarpı 8 bölü 2'den iki tane var diyeceğiz 48. O zaman dik üçgen prizmanın alanını bulacağız ya. Hadi alanını bulalım alan dediğimiz şey şu ikisinin toplamı 240 artı 48 yani alan 288 geldi. Sonra hacim nedir? Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı kaç? 48 bölü 2'den 24. Taban alanları değil bak. Taban alanı 24 çarpı yükseklik. Yani 10. O da neye eşit oluyor arkadaşlar? 240'a eşit oluyor. Yani cevabımız 288'e 240 çıkar. ikinci sorudan. Geldik Üçüncü soruya. Bütün ayrıtların uzunlukları birbirine eşit olan düzgün altıgen dik prizma. Bak düzgün altıgen şekli de çizelim istersen. Tabanı ve tavanı altıgen olacak. Şekli çizmeyi de bilelim. Çünkü sözel sorularla uğraşıyoruz. Yani tabanı altıgen çizdin mi çizdin. Hemen tavana da bir altıgen çiz. Şekli de çizmek çok kolaydı kardeşim. Sonra bu köşeleri birleştir. Bitti gitti kardeşim olay bu. Şöyle şunları çizdik. Arkadakini de şöyle gözükmediği için şöyle çizeyim istersen. Ya da buradakileri de nokta nokta şeklinde gösterebilirdik. Şimdi diyor ki düzgün altıgen dik prizmanın hacmi 96 kök 3. Hocam bütün ayrıtları da birbirine eşit. Burası A iken burası da A. Şimdi taban alanı çarpı yükseklik hacim değil miydi? Evet. Hacim dediğimiz 96 kök 3. Taban alanı e, altıgenin alanı neydi? Alt tane eşkenar üçgenin alanıydı. Alt tane A kare kök 3 bölü 4 çarpı yükseklik A'ya eşittir arkadaşlar. Evet. Taban alanı tane eşkenar üçgen alanı çarpı yükseklik hacme eşit olacak. Köküçler gitti mi gitti. Hocam 96 ile bu sadeleşti. 16 kaldı. 4 ile de 16'yı çarptık. 64 yaptı. A küp 64. A'yı da buradan kaç buluruz o zaman? 4 buluruz. Evet bir kenar 4 çıktı. Bu prizmanın yüzey alanı isteniyor bizden. Evet alan dediğimiz şey taban alanı artı yanal alandır. Taban alanları daha doğrusu. Taban alanı bu altgenden iki tane var. 2 tane 6 tane bir de 6 tane eşkenar üçgenin alanıydı. 6 tane a kare kök 3 bölü 4 4'ün karesi kök 3 bölü 4. Bundan 2 tane var. Artı yan alanda alan taban çevresi. Bir kenar 4 ise alt kenar var ya burada. 6 kere 4 24. Çarpı yükseklik a'yı 4 bulduğumuz için 4 oldu. O zaman burası kaç yapıyor kardeşim? Şu 4'lerden bir tanesi sadeleşsin. 48 kök 3 yaptı burası artı. 24 ile de 4'ün çarpımı kaç yapar? 96 yapar. İşte cevap bu yaptı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gerçekten kolay. Geldik bir sonraki soruya. Şekilde eşkenar üçgen dik bir düzlemdeki açılımı verilmiştir. Bak bu sefer şöyle açılım verilmiş. Görüyorsun üçgen dik dörtgenleri koymuş böyle bir de üçgeni buraya koymuş. Bu bir eşkenar üçgen. Açınındaki mavi noktalar arasındaki uzaklık kırmızı noktalar arasındaki uzaklığın kök köküç katı. Yani kırmızı noktalar arasındaki uzaklık bu. Mavi noktalar arasındaki uzaklık da bu. Ya hocam burada bu noktalar arasında uzaklıkta bir şey var mı? Dur bakalım eşkenar üçgen var ya sen burada bir yükseklik çizsen tabanı keş parçaya böler. Burada da bir yükseklik çizsen bu da tabanı keş parçaya böler. Hocam tabanı keş parçaya böldü ve üçgenin bir kenarı dört kökçü olarak verilmiş. Tamam. Şimdi dikkat et tabanı keş parçaya böldü. Tabanı keş parçaya böldü. Aa orta noktalar dikdörtgende bu da orta noktalar. Yani sen o zaman şu orta noktaları birleştirdiğin zaman şurada bir dikdörtgen oluşmaz mı? Oluşur. E o zaman bu bir dikdörtgen arkadaş. Yani dikdörtgenden dolayı burası 90, burası da 90, burası da 90, burası da 90. E hocam dikkat et şu 90, bu 90 doğrusal oldu. Bu da doğrusal oldu. Mavi noktalar arasında uzaklık, yükseklik, yükseklik ve şu dikdörtgenin bir kenarı doğrusal oldu arkadaşlar. Şimdi 4 köküçü verilmiş ya Bu Bu 4 köküçü kullanayım. Hocam 90'ın karşısı 4 köküçü ise eşkenar üçgende. 30'un karşısı kaç yapacaktır? Şu 30 60 90 üçgenin yarısı 2 köküç yapar. Köküç katından dolayı burası kaç yapacaktır o zaman? 6 yapar. E hocam burası da 6. E sonra ne yapacağız burada? Şekildeki açılımdaki şunu kullanmadık galiba değil mi? Kırmızı noktalar arasındaki uzaklığın köküç katı olacak. Ben buraya bir x dersem. E hocam şurası da x burası da x. Bu bir eşkenar üçgende 60 burası 90 burası 90. A 90 90 60. E, o zaman buraya kaç derece kaldı? 360'a tamamlayan 120 derece kaldı. E hocam x x e burası x köküç yaptı. Şimdi x köküçün köküç katı mavi noktalar arasındaki uzaklığa eşitmiş. Ya bu da kaç yaptı? 3x yaptı. Hocam burası 3x yapacak. Bak dikkat et. X'i buradaysa ve şunlar da birbirine eşitse tamamı 3 xse o zaman buraları da x buraları da x mi yaptı? Evet. Yani x dediğimiz şey ne oldu arkadaşlar? 6'ya eşit oldu. E çok güzel. Bu açılımdaki prizmanın hacmi nedir diye soruluyor. E yani ben burada x derken neyi bulmuş oldum arkadaşlar? Şu bizim yüksekliğimiz değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle çizeyim istersen. Bir üçgen var bir üçgen var. Üçgen prizmanın açılımı. Tabanı eşkenar üçgen bir kenarı 4 3. Yüksekliği de kaç bulduk? X değil miydi? Evet yükseklikte X. Yani X dediğimiz 6 çıktı. E o zaman arkadaş taban alanı çarpı yükseklik bana neyi verecektir? Hacmi verecektir. O zaman hacim taban alanı A kare 3 bölü 4 çarpı yükseklik. Yükseklikte 6. İşte olay bu. Hacim buradan 16 çarpı 3'ün karesi 3 yaptı. Bir de 3 var. Bir de bölü 4 var. Çarpı 6 var. Hocam şunu da şu sadeleşti 4. 4 kere 3 12 12 ile de 6'yı çarptığım zaman 72. Yani hacim 72 kök 3'e eşit olur arkadaşlar. Örnek 4'te. Ve geldik örnek 5'e. Bak BP'yi kaç vermiş? 10 kök 3 vermiş. Burası da 6. Bizden ne isteniyor? Yüzey alanı isteniyor. Yani yüzey alanını bulmak için ne yapmam lazım? Yüksekliği bulmam lazım. Eski bilgiler var. Bak bir önceki videoda hani biz böyle bir uzunluk verilmiş. E bu uzunluk verilmiş bunu ve şunu kullanarak Neyi bulacağım ben? Yüksekliği bulacağım. Bir önceki videoda öğrendik zaten. E ne yapacağız? Buna ait bir dik üçgen oluşturmamız lazım değil mi? Hadi oluşturalım bakalım. Hocam ne yapmak lazım? Üçgen oluşturayım buna ait. Hop zeminden şunu çizersem. Üçgen oluştu. Bu zemine dik olduğu için burası 90 derece değil mi? Evet. Bak burada ne çıktı karşımıza? Bir dik üçgen çıktı karşımıza. Tamam. Hadi dik üçgeni kullanacağız. Başka bir şey var mı? Var. Altıgenden dolayı şurayı bulmam lazım. Burası 6. Burası 6. E şu altıgenden dolayı 120 ya. 30-30-120 üçgeni burası. 6 6 ise burası da 6 köküç mü yapar? Evet. E dik üçgene bak şimdi. 6 köküç 10 köküç 6 8 10 üçgeninden burası da 8 köküç yapar. E o zaman şimdi alana gelelim. Alan dediğimiz şey taban alanları artı yana alan. Taban alanı dediğimiz nedir? 6 Altıgenin alanından 2 tane var. Altıgenin alanı neydi? 6 tane eşkenar üçgendi. 6 tane a kare kökü 3 bölü 4'den kaç tane var diyeceğiz? 2 tane var diyeceğiz. Ondan sonra çünkü bir tabanda bir tabanda yanal alan. Yanal alan dediğimizde tabağın çevresi altıgen ya 6'dan 6 tane var. Taban çevresi 36 çarpı yükseklik. Yükseklikte zaten 8 köküç bulunmuştu. Evet hadi bakalım şuraya. Şimdi şurası şurası sadeleşti mi sadeleşti. 36 bölü 4'ten burası 9 yaptı. 6 kere 9 54 bir de 2 ile çarptım. 108 köküç yaptı artı. Şu ikisini çarpacak olursak 6 kere 8 48. Sonra 3 kere 8 24 288 köküç yaptı. Bunları da topladığımız zaman kaç yapıyor? 8 8 16 396 kök 3 yapıyor galiba arkadaşlar cevap. Evet böylelikle örnek 5'i 396 kök 3 bulduk. Zor mu? Değil. Eski konularda yalnız karşımıza çıkar. Dikkat. Bak yine mesela bir önceki videoya videodaki bilgiyi kullanarak tam bunu kullanacağım. Bu sefer ne demiş? İkiz kenar yamuk demiş. Bak taban da öyle arkadaş. 5 burası, 5 burası, 8 burası, şurası da 2. Taban ve tavan aynıysa dik prizma diyoruz zaten biz buna arkadaş bu dik prizmada şu uzunluk verilmiş bize ne hangi uzunluk verilmiş şuradaki alikar uzunluğu verilmiş 21 diye verilmiş e tamam bu 21'i kullanacağım bir de ikizkenar kenar yamuğu kullanacağım şimdi buna ait bir dik üçgen oluşturmamız lazım mı evet hocam e dik üçgen için ne yapacağız hocam burada zemine zaten bu yükseklik iki, üçgen oluştur desem şunu çizersin zaten e hocam bu zemine dik ya o zaman burası da 90 derece olduğundan aha da burası bir Dik üçgen çıktı. E ben yüksekliği biliyor muyum bilmiyorum. Prizmanın hacmini bulmak için zaten yüksekliği bulmam lazım. Ne yapmam lazım o zaman? Şuradaki şu uzunluğu bulmam lazım. Burada da 21 var ya. Hocam bak şurada yapıyorum. İkiz kenar yamuk verilmiş. Ben ikiz kenar yamuğu kullanmak zorundayım şimdi. İkiz kenar yamukta 5, 2, 5, 8 var. 5, 2, 5, 8 var. Ve ben şu uzunluğu bulmaya çalışacağım. E biz ikiz kenar yamukta ne yapıyorduk? Hocam şu ya köşegen çiziyorduk ya da dikmeler eski konular bak karşımıza çıkıyor. Şuradan bu dikmeyi buradan bu dikmeyi çizersem eğer ben çizdikten sonra neler çıkıyor böyle. 2 ise burası da 2 bu dikmeler eşit parçalar ayırıyordu. E tamamı 8'de 2 çıkınca 6 kaldı bu ikisine yani bunlar 3 3 yaptı. 3 5 3 4 5'ten 4 çıktı. Hocam bir de burada bir sagor var. Yani 4 var kaç var bir de burada 5 var. 4 5 yani şuraya A diyeyim A kare eşittir 4'ün karesi artı 5'in karesinden 16 artı 25'ten A kareyi kaç buluruz arkadaşım? 41 buluruz. Evet A kareyi 41 bulduk. Evet şuraya bir A diyelim istersen A'yı kök 41 bulduk. Şimdi bizden ne isteniyor arkadaşım? H. H'ı da buluruz. Pisagor bantısı. 21'in karesi eşittir. H'ın karesi artı kök 41'in karesi değil mi? Evet. Şimdi 21'in karesini bulacağız. Şöyle 21 ile 21 şurada çarpayım bakayım hızlı bir şekilde. Şöyle 21 sonra 42 Hop 441 yaptı. O 441 artı h, 441 eşittir. H kare artı 41 yapar. H kare eşittir 400'den. H'ı da buradan 20 olarak buluruz. Evet burası 20 çıktı arkadaşım. E burası 20 çıktıysa artık hacim kısmı çok basit. Hacim taban alanı çarpı yükseklik. Yamuğun alanını bulacağım. Alt taban artı üst taban. 10 Çarpı yükseklik 4 böl 2. Taban alanı bu. Çarpı yükseklik. Yüksekliğimizde 20. O zaman şunlar şunlar sadeleşti. 10 yaptı. Şu ikisi 40 yaptı. Bir de onunla çarpınca kaç yapıyor? 400 yapıyor. Zor mu kardeşim? Değil. Eski bilgileri de kullandırıp sadece yüksekliği bulduk. Sonra yine bak taban alanı çarpı yükseklik x kenar yamuğu kullandık burada ekstradan. Şekil üzerinde göstermek istemedim sadece sana. Burası karışmasın diye o işlemi burada yaptım. Gerçekten çok kolay. Gerçekten çok rahat bir şekilde yaparsın dostum. Yani şu konuyu basit al. Alan dediğimiz e, taban alanı artı yan alanı. Taban alanları artı yan alanı. Hacim dediğimizde taban alanı çarpı yükseklik. Bir de ilk videoda o uzunluk bulma yöntemleri temel dikliğe de dikkat edince bu konu gerçekten aşırı basit. Evet şimdi gelelim şuraya. Oo güzel bir soru. Bak 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 bak. Şu mantığı iyi anla. Şekil 1'de yüksekliği 12 olan üçgen dik prizmanın içinde bir miktar su vardır. Prizma şekil 2'deki gibi yan yüzeye üzerine konulduğunda suyun seviyesi AB kenarının ortasında geliyor. Demek ki ben bunu kullanacağım. Arkadaşlar su. Sen suyu yani suyumuz böyleyken. Bak su var. Reklam yapmayayım şöyle. Dur bakayım. Şöyle göstereyim. Suyumuz böyleyken. Hatta kendimi de şöyle bir tip. Suyumuz böyleyken. Suyu görüyor musun? Görüyorsun. Ben bu suyu şöyle çevirsem. Su çevrildi mi? Şişe çevrildi. Bak su zemine her zaman paralel değil mi? Zemin böyle düşün. Görüyor musun? Şöyle de çevirsem bak. Su yüzeyi zemine her zaman paralel oluyor. Nasıl koyarsan koy. Bak zemine paralel gördün mü? Elimle aynı seviyede oluyor bak. Elimle aynı düzeyde Düzlemde oluyor daha doğrusu. İşte o yüzden suya dikkat et. Zemine her zaman paralel olanı. Haydi şimdi devamını getirelim burada. Bu da zemine paralel. Bu da zemine paralel. E ben burada paralelliği kullanacağım. Yani şunu da şu. Bu zemin üzerine oturtulmuş ya, Paralel. A paralellik var burada. Paralellikte şuradaki oranlamaları ben bulurum. Ama oran mı lazım bana? Şimdi diyor ki bana şekil 1'deki suyun yüksekliği kaç birimdir diye soruluyor. Yani şuradaki şey isteniyor. Ya burada işin içine su koyunca ne var demektir? Hacim var demektir. Ve bu soruya dikkat et. Çok önemli bir soru. Hacim demek ne, de, ne demek? Taban alanı çarpı yükseklik demek. Yani burada V suyu yazayım ben. Hocam V su dediğimiz taban alanı çarpı yükseklik. E burada da taban alanı çarpı yükseklik diyeceğiz değil mi? Taban alanı derken şurası mı? Ya bir... Prizmadan bahsederken ne dedik biz size? Tabanın ve tavanın aynı olması lazım dedik, değil mi? E burada taban ve tavan aynı mı? Hayır. Şu tabanla bu taban aynı değil. Bu dikdörtgenle bu dikdörtgen aynıdır. Su seviyesi bak giderek küçüldü burada. E hocam bu prizma değil ki dediğinizi duyar gibiyim. Prizma aslında ama şöyle bir prizma, yamuk prizma. Taban ve tavan nerede? Bak şurada. Şu taban, şu da tavanı, değil mi? Yani şunlar da birbirine paralelse yamuk yamuk yamuk. O zaman ben burada bunun hacmini hesaplarken zaten burası 12 verilmiş. Tabanları burası hesaplayacağım. Yükseklikte burası olarak hesaplayacağım. Taban alanı çarpı yükseklik diye geçeceğim. Ha ben buradaki taban alanına giriş yapacağım. E burada benzerlik de var. Benzerlik oranın karesi alanlar oranında eşitti. Ee, 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Yani A ise tamamı 4A. Buraya 3A kaldı. Ya da A iken 3A olduğunu biliyoruz zaten. Hocam şu üçgen ABC üçgeni 4A yaptı. Burası da 4A. Şimdi her ikisinde de V suyu Gösterelim. Hocam buradaki V su hacmi nedir? Taban alanı çarpı yükseklik. Yani 4A çarpı X. Hocam buradaki içindeki su aynı. Burada da V su neye eşit? Taban alanı çarpı yükseklik. Yamuğun alanını bulamam ama burada alan dağıtarak 3A diye yazmıştık. Taban alanı 3A değil mi? Evet 3A çarpı yüksekliğimiz kaç? 12. A'lar gitti. O zaman 4x eşittir 36 ise x'i kaç buluruz buradan? 9 buluruz. Zaten bizden de x istedim. Mükemmel bir soru arkadaşlar. Böyle bir prizmanın içerisine su koyarlar. Yan çevirirler. Her ikisinde de hacimlerin yani V suların aynı olmasını düşüneceksiniz. Bundan sonraki konuların içerisinde de böyle sorularla da karşılaşacaksınız. Yani V suları birbirine eşitleyin. Ve bu gerçekten çok mükemmel bir soru. Daha öncesinde benzeri sınavda çıktı mı? Çıktı. Yine çıkmaya aday bir soru. Çünkü ÖSYM'i Kendini tekrar ediyor. Özellikle katı cisimlerde. O yüzden şu soruya şöyle bir gel. Bir yıldızını at kardeşim. Tamam. Örnek 7, 9. Ve geldik örnek 8'e. 6, 8, 10. Hemen yapıştırdım buraya. Şekildeki dik üçgen, dik prizma 4 eş parçaya bölünüp şekil 2'deki gibi yerleştirilmiş. Hocam şekil 2'deki gibi yerleştirilmişse. Yani atıyorum burası 6 iken burası 8 olmuş. O zaman burası 8 iken burası 6 olacak. Dik üçgen değil mi? Ee, sonra burası 6 iken burası 8 olacak. E 6, 8, 10 üçgenlere bak. 4 tane 6, 8, 10 üçgeni yerleştirilmiş. Hocam 6, 8, 10 ya. Bak bak bak. Ne çıktı burada bu sefer? Yine bir prizma oluşturdum şekil 2'de. Şekil 2'deki oluşturduğum prizma nasıl bir prizma? Eşkenar dörtgen bir prizma değil mi? Evet. Hatta kare diyemeyiz. Eşkenar dörtgen kare olsaydı şu köşegenler de birbirine eşit olacak değil mi? Eşkenar dörtgen bir prizma elde ettik arkadaşlar. Evet bu işlem sonrasında cismin alanı 32 birim kare arttığına göre. E o zaman Bizden ne isteniyor? Parçalardan birinin hacmi nedir diye soruluyor. Yani parçalardan birinin hacmini bulmak için neyi bulmam lazım arkadaşlar? E, buradaki bir tane x'i bulmam lazım. Şimdi yüzey alanı normuş 32 60. O zaman ilk yüzey alanını bulalım. Hocam ilk yüzey alanı nedir? Taban alanları 6 çarpı 8 bölü 2 şu 6 çarpı 8 bölü 2 48 bölü 2'den kaç yaptı? 24 yaptı. Bir üçgenin alanı 24. Hatta burası da 24 burası da 24 burası da 24 burası da 24 değil mi? Evet. Şimdi ilkindeki Taban alanımız taban alanları kaç? 24 burada 24 burada e, 24 çarpı 2. Tamam taban alanları bu. Artı yan al alanda taban çevresi 6 8 10'un çevresi yani kaç yaptı? 18 24 yaptı. Taban çevresi çarpı yükseklik değil mi? Evet yükseklik de 4x eşit. Bu işlem sonrasında cismin alanı 32 birim kare artıyormuş. E hocam sen buradaki bu ne demir? Cismin alanı 32 artıyor. Artık olan bu değil mi? O zaman sen buradaki alana 32 eklersem bunun alanına eşit değil midir arkadaşlar? Çünkü buradaki alan yüksek alan. O zaman bu alana 32 ekleyelim. Artı 32 diyelim. Şuradaki alana eşit olsun. Burada kalanda da iki tane eşkenar üçgen, eşkenar dörtgen tabanda ve tavanda. Zaten bir tanesinin alanı ne? 24'ten 4 tane var. 96. Tabanda, tavanda 96. Yani 2 tane 96 var. Artı bir de yanar alan. Taban çevresi çarpı yükseklik. Taban çevresi kaç? Eşkenar dörtgen. 10, 10, 10, 10 olduğu için 40 çarpı yükseklik. Evet. Şuradaki cümleyi de kullandık mı? Kullandık. 32 birim kare alanı artıyor. Yani ilk alana sen 32 eklersen ikinci alana eşit olacak arkadaşlar. Denklemimizi kurduk. Buradan ikisi bulabiliriz. Hadi bulalım bakalım. Şu 24 çarpı 2 kaç yaptı? 48 artı 24 çarpı 4 x yaptı burası da. Ee, bu da kaç yaptı? 96 x yaptı. Artı bir de 32 var. Artı 32 eşittir. Bu kaç yapıyor? 96'nın ilk katı 192 yaptı. Artı 40x yaptı burası da. Şimdi bunu buraya attık. 56x kaldı değil mi arkadaşlar? 96x'ten 40x çıkınca 56x kaldı. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? 80 mi yaptı? Hayır. Evet 80 yaptı. 192'den 80 çıkınca kaç yapıyor? 112 yapıyor. 56x 112'ye eşitse x de buradan kaç gelir o zaman? 2 gelir. Evet arkadaşlar x2 geldi. Bizden ne isteniyor? Parçalardan birinin hacmi. Yani parçalardan biri burası değil mi? Evet bunun hacmi isteniyor. Yüksekliğini kaç bulduk? 2 bulduk. Taban alanı. Taban alanı kaç? Zaten 24 bulduk taban alanı. Evet hacmi yazıyorum şimdi. Taban alanı ya da yazayım. 6 çarpı 8 bölü 2 değil mi? Direkt dik üçgen alanı. 6 çarpı 8 bölü 2 çarpı yükseklik. Parçalardan birinin hacmini verir bize. Taban alan çarpı yükseklik. Yani kaç yaptı Ozan? Cevap 48 yaptı. Arkadaşlar bu soru da gerçekten güzel bir soru. Yıldız atın. Çünkü böyle soruları ÖSYM seviyor. Bir prizmadan başka bir prizma oluşturmak işte ÖSYM'nin yeni nesil dediği prizmalar. Bu şekilde sorularla karşılaşabilirsiniz ve önemli bir soru. Çok da zor bir soru mu? Değil aslında. Daha değişik mantıkla yapılabilir mi? Mantığınızı çalıştırarak daha da kolay diyelim böyle iş işte daha daha az işlemsiz yapabilirsiniz ama buradaki cümleye göre ben sana sıralı bir şekilde anlattım sadece. Yani burada kaybolan alandan da gidebilirsiniz aslında. Ama bu cümlede diyor ki cismin alanı 32 birim kare artıyor. Artan alan burası. O zaman sen ilk alanı 32 eklersen bunun alanına eşit işte olacak. Buradan denklemden x'i 2 bulduk. x'i bu 2 bulduktan sonra da parçalardan birinin nesi işleniyor? Hacmi. Yani şu küçük parçalardan birim hacmi. Taban alanı çarpı yüksek dedik. Olayı bitirdik. Evet gençler böylelikle burada dik prizmalar kısmındaki genel dik prizmaları bitirdik. Şimdi bir sonraki videoda özel prizmalara başlayacağız. O zaman bir sonraki videoda özel prizmalardan birincisi de dikdörtgenler dörtgenler prizmatında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.